sevginin en sıcağını. Senden öğrenmişim anam, sevginin en sıcağını. Senden öğrenmişim anam, yalan dünya benim olsa, yokluğuna dayanamam, yokluğuna dayanamam. Bulamam anam gibi yar, dolansam da diyar diyar, dolansam da diyar diyar. Ayaklarımın altında Yaradan'ın cenneti var, Yaradan'ın cenneti var. Bulamam anam gibi yar, dolansam da diyar diyar, dolansam da diyar diyar. Ayaklarımın altında Yaradan'ın cenneti var, Yaradan'ın cenneti var. Yıkadım kunda sardım, sarıldım koynuma aldım. Yıkadım kunda sardım, sakladım koynuma aldım. Ne çileler çektim anam, gece gündüz uyumadım, gece gündüz uyumadım. Bulamam anam gibi yar, dolansam da diyar diyar, dolansam da diyar diyar. Ayaklarımın altında Yaradan'ın cenneti var, Yaradan'ın cenneti var. Bulamam anam gibi yar, dolansam da diyar diyar, dolansam da diyar diyar. Ayaklarımın altında Yaradan'ın cenneti var, Yaradan'ın cenneti var. Efendim, bir pazar akşamı yine sizlerle birlikteyiz sevgili izleyiciler. Ama neredeyiz? Yine çay bahçelerindeyiz. Efendim, buraya Apso mu diyorlardı eski ismi? Abdolu. Abdolu. Abdolu yeni ismi de efendim? Topluca. Topluca. Ama bir Topluca da Çamlıhemşin şimdi var. Onun için bu pazar. Burası ufak ama. Burası ufak. Efendim, bir abimizin, bir bazımızın bahçesindeyiz. Nihat Sarıbaş. Tam bahçesindeyiz efendim. Biraz daha güzel olsun, daha otantik olsun diye buraya geldik. Efendim, uzun bir aradan sonra yine Apache Hasan'ı, çok değerli bir üstad. Yıllarını sanata vermiş, sanatla yoğrulmuş ama artık memleketime döneyim demiş ve şu anda pazarda yaşıyor. Yıllarını İstanbullarda, o metropol şehirlerde geçiren değerli ustadımız Apache Hasan. Hasan abi, bir
söz verelim size. Yüreğinizden biraz böyle aktarın. İzleyiciler sizi merak ediyor. Uzun bir ara geçti. Aslında çok güzel konuşuyordun ama tabii pası bana verdi. Tutturamadım. Yani ben 30 senedir sahnelerdeyim. Şu sunuculuk işini bir türlü beceremedim. Benim işim türkü okumak. Bu program herhalde pazar günü yayınlanacak. Evet. Anneler günü ne zamandı? Pazar akşamı, bu akşam ne, efendim. Ne kadar güzel, bu akşam pazar akşamı. Bütün annelerin, özellikle de annemin ellerinden öpüyorum. Anneler bir çiçektir. Bir arkadaşıma rastladığımda dedi ki, benim annem rahmetli oldu. Esas annenin ne demek olduğunu rahmetli olduğu zaman anlayacaksın. Demişti bana. Tabii biz o şeyi daha tatmadık, o acıyı. İnşallah tatmayız. Efendim ben ne anam var ne babam. Evet. Buralarda yalnızım efendim. Ana çok önemli. Sözünü kestim. Devam edin. Devam et. Devam ben et. Bağlantı kuracağım. Ben bitirmiştim yani. Efendim bugün mübarek anaların günü. Mübarek anaların günü. Ağırlığı da analar şarkısına vereceğiz evet, gibi herhalde. Bugün hep ağırlık analara gidecek bu. Ben dedim ya, anam yok. Çok az yaşadım anamla. Hep gurbet ellerde kaldık. Anam köydeydi. Ama işte bir araya geldik, biraz kafamızı kaldırdık. Anamız da gitti. Evet. Tam bir araya gelmişken onu da kaybettik. Baba gitti. Baba da gitti. Ben buradan bütün anaların ellerinden öpüyorum. Efendim duygulanıyorum. O zaman ben bir devreye gireyim. Duygulanıyorum efendim, beni bağışlayın. Gerçekten ana gibi yar olmaz sevgili izleyiciler. Demin ben, şarkımızı okuduk. Sevgili Abdullah Karaman'ın bir şarkısıydı. Efendim, bu şarkıya bayılıyorum ya. İlk ana türküsüyle başladık. Ben buradan bütün anaların ellerinden öpüyorum. Onların önünde eğiliyorum. Ve gençlere de sesleniyorum. Ananıza bakın. Ananızı bir kuzu gibi. Yüreğini, kalbini kırmayın lütfen. Hasan Bey'in dediği gibi öldükten sonra her şeyin kadri kıymeti biliniyor. Ama biz... Biz bir örnek vermek istiyoruz. Analarınıza lütfen çok hassas davranın. Onların kalbini kırmayın. Öldükten sonra vah anam ağlamayın gerisinden, değil mi? Evet. Çünkü kalbini kırmışsın. İç içi onun yüreğine böyle yastın. Böyle kuzu gibi kafanı koy yüreğine, öyle uyu sevgili izleyiciler. Ben buradan genç, yaşlı, bütün anaların ellerinden öpüyorum. Gençlerimize Allah sağlık, sıhhat versin. Analarımızı Allah'ın başımızdan eksik etmesin. Bir türkü daha alalım efendim. Ben koptum bugün. Yok kimse ağlayacak, yok kimse ağlayacak, yok kimse. Ölürsem mezarıma ağlayacak, yok kimse ağlayacak, yok kimse ağlayacak, yok kimse. Elin kızı ağlamaz, ağlarsa ağlar annem, ağlarsa ağlar annem. Elin kızı ağlamaz, ağlarsa ağlar annem,
ağlarsa ağlarım. Yemedim dayı durdum, giymedim da giydirdim. Büyüttün adam ettin, hakkını ödemez annem. Hakkını ödemez annem, hakkını ödemez annem. Büyüttün adam ettin, hakkını ödemez annem. Hakkını ödemez annem, hakkını ödemez annem. Kapılara kalırsın, kapılara kalırsın, kapılara kalırsın. Yetim uşak olursun, kapılara kalırsın, kapılara kalırsın, kapılara kalırsın. El kızını bulursun, annem bulunmaz annem, annem bulunmaz annem. El kızını bulursun, annem bulunmaz annem, annem bulunmaz annem. Yemedim da yedirdim, giydirdin. Büyüttün adam ettin, hakkını ödemez annem. Hakkını ödemez annem, hakkını ödemez annem. Büyüttün adam ettin, hakkını ödemez annem. Hakkını ödemez annem. Yüreğine sağlık. Bugün ben koptum ya. Büyüttün adam ettin, hakkın ödenmez anne. Hiç kimsenin anasının hakkı ödenmez değil mi baba? Evet. Ya benim senden bir ricam var. Şu Ceylan gözlerine kurban olduğum. Yok olmasın. Şimdi duygulanmışım ben, ağlarım. Ağladın ya da bırak, ben devam ederim. Tamam. Olur mu? Siz gel demeyince gelmez misiniz? Mevlam sizin susun için mi yarattı? Siz gel demeyince gelmez misiniz?
Cennete gidenler azığın alır. Kimisi gider de kimisi kalır. Minnet sevap için Kabe'ye varır. Kabe kapınızda görmez misin? Gurbete gidenler azığın alır. Kimisi gider de kimisi kalır, kimisi kalır. Minnet sevap için Kabe'ye varır. Kabe kapınızda görmez misiniz? Minnet sevap için Kabe'ye varır. Kabe kapınızda görmez misiniz? Umaniyem ben bu derdi çekerim. Başım alıp diyar diyar giderim. Yarın mahşer günü dava ederim. Siz mahşer yerine gelmez misiniz? Sumaniyem ben bu derdi çekerim. Başım alıp diyar diyar giderim, diyar giderim. Yarın mahşer günü dava ederim. Siz mahşer yerine gelmez misiniz? Yarın mahşer günü dava ederim. Siz mahşer yerine gelmez misiniz? Ya bu senin bu şarkıyı okumana bayılıyorum ya. Ben de sana bayılıyorum. Bir bu şarkını hani okumana bayılıyorum. Bir de seni tıraş eden beraber. Ben kendim oluyorum. Yok ya, o zaman sana bayılıyorum. Efendim, türküler peş peşe tabii ki. Şimdi ben böyle ana türküleri okurken ben hayalimde anamı canlandırıyorum. Bir de görüyorum Hasan Bey. Ne? Bir gün Kütahya'ya doğru gidiyorum. Kütahya'nın pınarları, evet. Kütahya'ya doğru gidiyorum. Bir tarlada bütün kadınlar orada çalışıyor. Biri de bir yaşlı kadını dövüyor. Adam bir mı kadın? Bir adam kadını dövüyor. İnseydin arabadan? İnmez miyim? İndim, atladım gittim bayağı bir mesafede. Baktım kadının ağzı burnu kanlar içinde. Kadını düşürmüş yere, yaşlı bir kadın. Düşürmüş yere tekme vuruyor. Dayanamadım. Adamı yıktım yere, vuruyorum. Kadın dedi ki, oğul vurma dedi. Benim oğlum dedi. Ne diyorsun ya? Öyle deyince daha fazla vurdum. Yine bak, ağzını burnunu dağıtmış, kan akıyor ağzından burnundan. Yine ana şefkatine bakar mısınız? Evet. Şimdi yine de senin, diyor, senin elin de biraz ağırdır yani. Yani ağır. Evet. Oğlum diyor, vurma, benim oğlum diyor, vursun bir şey olmaz, acımaz. Buyur. Nasıl bir böyle oğullar da var işte sevgili izleyiciler. Nasıl, onun için nasıl bir toplum olmuşuz? Analara lütfen çok hassas davranalım, ne olursunuz. Babalara çok saygılı olalım. Onlardan meydana geldik biz. Babadan, anadan. Şimdi sevgili Müslüm bir şey geldi aklıma. Rahmetli Çene Cemal'i duymuşsunuzdur. Duydum, çok iyi, beni çok severdi. Bir gün kendisiyle... Allah rahmet eylesin. Bir gün kendisiyle Kadırga tesislerinde programdayken, gazinoda böyle 750 kişi oturacak yeri yok. Dedi ki, size dedi bir soru soracağım. Şimdi burada desem ki, anasını huzur evine gönderen kaç kişi var? En az 500 kişi el kaldıracak dedi. Peki diyor, eşini huzur eve gönderen var mı? Bir tane el kalkmadı.
Evet. Şimdi imtihanı görüyor musun? Şimdi bakınız, çok güzel bir noktaya değindiniz. Ben çok böyle huzur evlerine girdim. Orada program çektim. O insanlardan, onlardan konuştum. Ben yaşlıları, özellikle de anaları çok seven biriyim. Anam olmadığından mı, yoksa yüreğim öyle mi yaratıldı? Ondandır. Anan olsa yüzüne bakmaz. Şimdi olur mu? Anam? Öyle oluyor biliyor musun? Anam Müslüman. Olmaz. Ben onun 17 yaşındaydım, anamın koynunda yatıyordum ben. Sevgili izleyicim. Bir yere gittiği zaman gömleğini böyle yastığa koyardım. Neyse. Öyle girmeyelim o konulara. Devam et. Yine anlatacağız. Ne okuyalım şimdi? Onun kokusuyla anamı beklerdim dönecek diye. Güzel bir türkü alalım abi. Sayın yönetmenim, bağışla beni. Her zamanki gibi sağ olsun, yüreğine, dostluğuna bize destek veriyor. Bu lokma ekmeğimizi bile yemez. Ramazan'a da bugünden başlamış. Allah kabul etsin. Efendim, işte birkaç gün sonra Ramazan. Mübarek ay. Allah kimseye zaval vermesin ki daha nice nice senelerde o ibadeti edelim, o namazlarımızı kılalım, her zaman kılıyoruz da orucumuzu tutalım, bayramlar peş peşe gelsin. Hep sevinç gözyaşlarımız olsun sevgili izleyiciler. Buyurun baba. Kadir Mevlam seni övmüş, yaratmış. Kadir Mevlam seni övmüş, yaratmış. Güzeller içinde birsin Elif'im. Siyah saçın mahkem Ali'm yanında. Sönük olur yıldız ayırdır. Siyah saçın mahkem Ali'm yanında. Sönük kalır yıldız ayırdır. Sönük kalır ayırdır. Gözlerin siyah mı kaşın? Bela mı gözlerin siyah mı kaşın? Dolaşsam cihanı bulunmaz eşin. Yaylanın karından beyazdır göğsün. Uzanıp üstüme ebesin geri. Aşık dayımıyım fenadır halim. Elif'in yoluna kurban ederim canım. Koynumda beslenir hayvanları. Çözüp düğmeleri heves
Çınar'ın çok eski bir türküsü. Ruhu şad olsun. Ruhu şad olsun. Çok güzel bir türkü. Efendim. Sevgili yönetmenim. Nasılsın sevgili Fatih abim? Devam. Değerli dostum. Devam devam da bir mazot molası verdirmiyorsun bize. Yaktın bizi burada. Mazota zam geldi. Kapattın mı abi? Evet. Şey okur musun? Sen benim aşkıma layık değilsin. Ya başka bir okuyayım ya. Ya öyle mi? O zaman bir tane de okuyayım ben. Gözyaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince. Gözyaşlarım ince ince durmaz oldu sen gidince. Neredeydin bunca senle? Şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Geçtiğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Neydi ben de aradım, arayıp bulamadım, ettin beni darmadağın. Şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Neydi ben de aradım, arayıp bulamadım. Neydi ben de aradım, arayıp bulamadım. Ettin beni darmadağın. Şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Geçtiğim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Şimdi benim gönlüm hasta, yıllar yılı koydun yasta. Ecel çırak ölüm ustam, şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Geçtim gittikten sonra, belim büküldükten sonra, Azrail geldikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Belim büküldükten sonra, ecelim geldikten sonra, geçtiğim gittikten sonra, şimdi mi geldim aklına? Saçım döküldükten sonra, şimdi mi geldim aklına? Şimdi mi geldim aklına? Evet. Efendim, bu türküler hep güzel yüreklere gitsin. Günler gibi. Şu anda ekranları başlarında olan analara, bacılara, kardeşlere, babalara selam olsun. Bu türküler hepinizin olsun. Fatih abi durumun iyi mi? Özellikle de anaların yüreğine, peki, o güzel yüreklerine hitap ediyoruz. Bugün analarımızın günü.
Hepinize ana diyorum. Beni bağışlayın. Benim anam yok. Anladım. 40 defa dedin öyle. Tamam. İyi ki anan var ha. He, bir şey yapalım. Köprüden geçti gelin. Tamam. İçimden geçti be. Bu türküde Fatih abi için okuyorum be. Eyvallah. Yılların eskitemediği kameramancımız be. Yönetmenimiz sevgili abim. Kimseye yakmasın. Biri yanmış. Evet. Başkasına gitmiş herhalde kız değil mi? Onun için o da öyle diyor ama yine yüreğinden demiyor. Allah kimseyi yakmasın sevgili. Yes.
senin hasretinden ahımdan, canan ahımdan. Tutuştu her yanım, yandı ha yangın, yandı ha yangın. Aşık oldum onun mahkemaline, aşkımdan her yanımda yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Aşkımdan her yanımda yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Derdin benim derdime daydı, cananım daydı. Aşık oldum senin mahkemaline, mahkemaline. 365 günümden yandı hayandı, yandı ha yandı. 365 günümden yandı ha yandı, yandı ha yandı, yandı ha yandı. Çok eski bir türkü, nereden aklıma geldi bilmiyorum. Hep yaktın millet ya. Abi sen dedin bana damar damar damarları patladı. Allah damar. Kimseye yakmasın diyoruz, bu gene bir daha yakıyor. Yapmayın Allah aşkına. Evet. Yapma dedim, Murtaza diye bir şarkı var. Efendim çok güzel eserleri bugün seslendirdiğime inanıyoruz. Gerçekten yüzünde edemiyorum. Bitti mi yoksa? Bitmedi efendim. Yüreğinden okuyorsun, yüreğinden türküleri. Yıllarını bu sanata verdin. Beni bağışla. Bazen okurken ben de dalmak istiyorum. Arkadan arabanın arkasından evet. Tutayım diyorum ama. Kendisi çıkamıyorsun bu sefer. İçin içinde. Onun için çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Lafım mı olur? Apaçe ya? Hasan. Efendim Google'dan, internetten yazın. Apaçe Hasan, bu gördüğünüz şahsiyet çıkacak efendim. Vahşi Cazibe çıkacak. İzleyin, bol bol izleyin. Apaçe Hasan. Bir türkü daha alalım. Bir ara verelim. Değil mi? O zaman kısa ve kolay bir türkü seçelim abi. Evet. Sevgili yönetmenim, hatamız yok inşallah. Taş büyükse git vur başını. Hangi taş büyükse git vur başını. Ben bitirdim sanırım olan aşkımı. Gözlerimden akan damlalar yağışımın damlasına bile layık değilsin. Değilsin, değilsin, layık değilsin. Sen benim aşkıma layık değilsin. Sen benim aşkıma layık
seni ne de sorarım. Benim için budur en son kararım. Sana değil, kendime de zararım. Sen benim aşkıma layık değilsin. Sen benim sevdama layık değilsin. Ne ararım seni ne de sorarım. Ne ararım seni ne de sorarım. Benim için budur en son kararım. Sana değil kendime de zararım. Sen benim aşkıma layık değilsin. Değilsin, değilsin, layık değilsin. Değilsin, değilsin, layık değilsin. Sen benim aşkıma layık değilsin. Sen benim sevdama layık değilsin. Efendim, herkes herkese layık ama insanlar birbirimize layık olmaya çalışalım. Gönül kırmayalım. El ele, yürek yüreğe olalım. Anaları üzmeyelim, babaları üzmeyelim. Allah geçmişe uğurlanan analarımızın ruhu şad olsun. Babalarımızın ruhu şad olsun. Şehitlerimizin ruhu şad olsun. Efendim, Yüce Rabbim vatanımıza, milletimize zaval vermesin. Efendim, kısa bir ara vereceğiz. Siz de böyle kopmuşsunuzdur mutlaka. Siz de biraz dinlenin ama kanalı lütfen değiştirmeyin. Çok güzel türküler gelecek. Bu arada işte festivallerinizde, eğlencelerinizde. Ya biz, eğer, biz o işten açtık ya. Hayır, öyle diyorlar ya. Evet, bizi çağırmasanız herhalsin size. Bizi çağırın efendim. Bu ikini görüyorsunuz ki. Sadece o mu bak? Yarına da şey toplarız, sıkıntı yok. Evet, yarına, evet, yarına. Yomiye biraz pahalı olur ama önemli evet, değil. Ama ona göre toplarız yani. Günde 500 kilo topluyorum ne? Abi. Abi akşama topluyorum bana, böyle 30 kiloyu geçemiyorum. Sen boşa sallıyorsun küre. Efendim, o güzel yürekleriniz zaval vermesin Yüce Rabbim. Şimdi kısa bir ara veriyoruz ama lütfen kanalı değiştirmeyin. Yüce Rabbime emanet olun, az sonra buradayız efendim.